Gülşah'cığım? İyi. Evet sevgili arkadaşlarımız, başlamış bulunuyoruz. Ne yapıyoruz? Stencil yapacağız. Ama boyutlu stencil yapacağız. Onu nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum size. Ondan sonra acaba şu diğer tabağı da bir alayım mı? Tabii. Tamam. Onun kıyısına hafif şundan koyuverelim. Şuna dökmüştüm ben. Şuna da dökebilirsin. Neye döktün? Evet. Şimdi alt zemin çikolata, üstünde açık renk kemikle kaydırmalı bir stansiyel yapacağız. Boyut vereceğiz stansiyelimize. O yüzden hafiften buraya çikolata rengini koydum. Sonra bu stansiyel tasarımın güzel bir stansiyeli. Parfüm yazıyor. Kötü bir şey yazmıyor. Gül kokusu diyor. Gül kokusu diyor. Bunu şöyle oturtalım. Değil mi? Şöyle iyi. Şimdi sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Stansiyel yaparken dikkat edeceğiniz en önemli noktalar. Bunu her defasında sizlere hatırlatmak istiyorum. Çünkü söylememize rağmen arkadaşlarımız yine bunu çok farklı yapıyorlar ve taşırıyorlar. O yüzden ne yapıyoruz? Kağıt havlumuzu aldık. Ondan sonra pompon fırçamı birazcık çikolata rengimi aldım. Burada yedirdim. Bakın burada yedirdim. Sonra bunun içerisinde bayağı bir boya almış oluyor. Bunun taşmaması için bunun üzerindeki boyayı iyice burada alıyorum. Bakın şu şekilde. Tamam. Aldım. Ben diyorum ki mesela boyanın fazlasını alın dedim de ben onu buraya getiriyor, batırıyor lan kırk diye. Sonra geliyor buraya bir tane dokunduruyor da ki ben boyanın fazlasını aldım. Hayır öyle değil. Burada biraz yediriyorum, azıcık bir şey alıp sonra burada iyice alıyorum. Tamam mı? Yani buradan oraya tak diye geçiş yok. Şimdi ben genelde dairesel hareketler yaparım şu şekilde. Bakın. Dairesel hareketlerle böyle çok bastırmıyorum şu anda çünkü fırçamın içerisinde daha fazlasını almama rağmen ne kadar boya olduğunun farkında değilim. O yüzden çok bastırmadan devam ediyorum. Şu şekilde. Ahenkle yapıyor değil mi? Evet. Yakışıyor böyle. Dokundurma. Bakın bu şekilde dokundurmalar fazlasını. Çünkü çok bastırmıyorum. Neden bastırmıyorum? Harika bir stansiyel. Çok güzel bir şey. Yani güzel bu modern tarzda şeye gidecek bizim sehpamıza gidebilecek en güzel stansiyelardan bir tanesiydi. Evet, böyle geçiyorum. Bakın, yumuşak yumuşak. Fırçamdan boyamın bittiğini düşünüyorsam yine birazcık alıyorum, burada yediriyorum. Yine ne yapıyorum? Fazlasını burada alıyorum. Tamam mı? Ondan sonra devam ediyorum. Bu şekilde. Şöyle. Şimdi bunu yapıyorum. Çok bastırmıyorum yine. Böyle. Şöyle girdik miydi? Tamam. Evet. Bakın güzel bir stencilim oldu. Şuralardan biraz daha koyu istiyorsam kuruyan yerlerden üstünden bir daha geçebilirim. Daha koyu istediğim zaman. Bakın şöyle. Bu şekilde. Evet bunu yaptım. Şimdi burada 2 dakika kuruyor. Falan. Kururken diğerine geçiyorum. Burada kemik rengim var. Diğer pompon fırçam alayım. Yine burada da kemik rengimden alıyorum. Burada pompon fırçamı yediriyorum. Burada yine fazlasını alıyorum burada. Aldım. Şimdi burada yapacağımız olay şu. Siz bunu yerinden oynatmadan şöyle yaparak oynatabilirsiniz de ama oynattıktan sonra tekrar yerine geri oturtmanız gerekiyor. Güzel oldu, tamam. Bakın şu şekilde ya. Bunu
Dur şöyle. Heh. Tekrar oynatma yerinde. Bakın şöyle yerine oturttum. Ne yapıyorum? 1 milim sağ tarafa, 1 milim de yukarıya kaydırdım. Tamam mı? Şimdi harika olacak esas. Şimdi bunu yaptıktan sonra üzerinde farklı bir renk gidiyorum. Ne yapıyorum? Bununla gidiyorum. Bu sizin yazılarınızın ve resminizin altında ikinci bir boyut oluşturacak. Gölge verecek yani. Size gölge oluşturmuş olacak. O zaman muhteşem bir şey çıkıyor ortaya. Biraz ha, canlı yayınlar yap. Aysel'cim sen yapacaksın canım. Sana hemen şöyle bir gideyim. Çünkü renkler kurumadığı için çok fazla bulaşıyor biraz. Ama üzerinden bir kat daha gideceğim şimdi oynatmadan, tamam mı? O onu tamamen bütünleyecek o zaman. Oynatmıyoruz yerinden. Tekrar biraz daha alalım bunun içerisine krem rengi. Aldım. Fazlasını yine alıyorum buradan. Aldım. Şimdi tekrar şuradan yeniden yapıyorum ki şeyler çok çok. Evet. Bir bakayım sürpriz ne çıkacak. Gülşen. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu açıyoruz ve boyutlu stencil'ımız oldu. Gördüğünüz gibi şuralarda hafif bir gölge oluşuyor ve muhteşem bir sonuç çıkıyor. Görüyor musunuz? Evet. Çok şık, vintage, country mi diyorlar? Vintage mi diyorlar? Ne diyorlar? Vintage country. Neyse ne işte. Ondan... Çok güzel oldu. Bence de. Evet. Süper. Elinize sağlık hocam. Evet, diğerlerini yapıyoruz. Kurumamış. Kurumuş mu? Kurumamış. Kurumamış mı? Tamam. Ay buraya yapmışım. Siliver usta. Ha tamam gitti. Kes gittik işte. Kurumuş mu? Tamam bunu sileceksin hemen. Bakayım. Evet evet kurumuş. Tamam. Bunu alalım hocam. Bence oraya garantiye. Evet bakın. Şöyle taktım. Şöyle göstereyim. Muhteşem oldu. Çok güle güle kullan bir tane. Teşekkür ederim. Vallahi eşim beklediğine değil yani. Ben size kahve, çay neyse yaparım üstünde. Ya mi? Muhteşem oldu ya. Çok ben de bu tepsiden yapayım da şu stencil'ı kullanayım. Evet. Çok güzel oldu değil mi? Stencil çok güzel. Sen gülleri de seversin zaten. Gülşahan gülü. Oo, Gülşahan gülü. Tabii haklı. Çok şık. Çok güzel oldu. Evet. Size sağlık. Tamam arkadaşlar. Bugün de ne yaptık? Bir teknik daha öğrenmiş olduk. Ne oldu? Boyutlu stencil. Tamam. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.